B'den aşağıya dikindiğimizde bu nokta 9 noktası olur. X bileşeni 9, Y bileşeni de 8 olduğuna göre buradan yukarıya baktığımızda 8 birimdir. Tamamı 9 olduğu için bir kenarına X dersek burada ortak kenar olduğu için eşkenar dörtgenin ve karenin kenarları da eşittir birbirine. X olursa burası tamamı 9 olduğu için alt parça 9 eksi X olur. Tamamı 8 olduğu için yine burası X'tir. Burası da 8 eksi X olur. Burada bir dik üçgen çıkar. Pisagor teoremini uygulayacak olursak 8 eksi X'in karesi ya da x eksi 8'in karesi x kare eksi 16x artı 64 üstüne x kare eksi 18x artı 81'i toplarsak topluyoruz x kareye eşit oluyor. Şuradan x kareler gitti. Burada hepsini bir tarafa toplayacak olursak x kare eksi 34x 64 ile 81'leri topladığımızda da burada 145 bulunur eşittir 0 olur. Bunu 2 çarpım halinde yazalım. 5 çarpı 29 145 yapar. Eksi olduğu için her ikisini de eksi yapalım. Eksilerin çarpımı artıdır. Toplamları budur. X eşittir buradan 5 veya x eşittir 29 olur. 29'u alamayız. Çünkü 9'dan çıkardığımız zaman negatif çıkar. Kenar uzunluğu negatif olamaz. Öyleyse burada x uzunluğu 5'tir. 5 olursa 8 eksi x'ten şuradaki yüksekliğimiz bizim 3'tür. Eşkenar dörtgeninde bir kenarı 5 olduğu için alanı taban çarpı yükseklikten 15 olur. Doğru cevap A'dır.